Şimdi transpoz denilen bir şey var Tonguç. Transpoz dediğimiz e, olay şu. Bir matrisi yazdıktan sonra bu ikiye iki iki matris değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Kare matris. Bunun satırları ve sütunlarını ayrı ayrı görebiliyorsun değil mi? Satırı, sütunu değil mi? Şimdi transpoz demek aslında çok basit bir kuralı var. Satır ve sütunlar bu çok basit bir kural yer değiştirir. Yani bizim satırımız bir anda sütun olacak. Bak bunun satırı neydi? 2-3 değil mi? Evet. O zaman bu 2'ye 3 haline gelecek. Yani sütun olacak. Şimdi bunun satırı neydi? 4'e 5'ti. Şimdi bu sütun haline geliyor. 4'e 5 oluyor. Bu kadar kek. Şimdi A maddesini vermiş. 1-4-2. Şimdi bunun transpoz nedir demiş. Bunun satırı 1-4-2 ya. O zaman sütun haline geliyor. 1, 4 ve 2 diyoruz. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Basit değil mi evladım? Bence çok keyifli bir konu hocam. Gerçekten e, rahat matematiğin en kolay konularından bir tanesi. Şimdi Tonguç ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder ama ödüllü sorumuzu zaten biz seninle beraber çözeceğiz. Hiç merak etme. Tamamdır. Şimdi Tonguç A ve demiş bize. A'nın transpozu B'dir demiş. B'deki elemanları sormuş. Unutma. İlk başta transpozu alacaksın. Sonra bu transpozunu bulduğun matrisinde elemanlarını birinci satır birinci sütun elemanını, ikinci satır ikinci sütun elemanını, birinci satır üçüncü sütun elemanını bulacaksın. Tamamdır hocam.